Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü programımızda sizlere gördüğünüz gibi kükürt pompasını tanıtıyoruz. Burada görüldüğü gibi kükürt pompasının körüğünü görüyorsunuz yan tarafında. Dönelim şöyle bir. Dokumacı şirketinin ürünü olan kükürt pompası böyle görüldüğü gibi körüklü, deri körüğü var üzerinde. Mavi renkli. Yan tarafında da böyle bir kolu var. Basma kolu. Arkadaşımız tanıtıyor size gördüğünüz gibi ürünü. Bu basma kolu sayesinde körüğe hareket veriyorsunuz ve körüğün çalışmasını sağlıyorsunuz. Körüğün görevi de dönelim yan tarafa. Körüğün görevi de burada gördüğünüz gibi şu kısımdan kükürdün çıkışını sağlıyor. Uç kısma gelen kükürt basıncın etkisiyle buradan bu tabancanın ağzından kükürdü atıyor. Basıncın etkisiyle atıyor. Böyle basit bir cihaz. Şurada da kükürt ayar kolu var. Gördüğünüz gibi. 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırılmış. 6'ya kadar devam ediyor. Bu kolu 6'ya aldığınızda yüksek dozda atar. 5'e aldığınızda biraz daha düşük dozda atar. 4'e aldığınızda daha az. 3'e aldığınızda daha az. 2'e aldığınızda çok daha az. Ve 1'e geldiğinde artık çok az kükürt attığını göreceksiniz makinenizin. 0'da geldiğinde de cihazınız kükürt atmaz artık. Bir kilit görevi görür. Kapak kapandığı için atmaz. Bu şekilde çalışan bir kükürt makinesi arkadaşlar. Bizim satışını yapmış olduğumuz bu ürün. Önemli.com'da, gittigidiyor.com'da, hepsiburada.com'da bu ürünün satışını yapıyoruz Volkan Ziraat olarak. Bütün müşterilerimize ürünü tanıtmak istedik. Evet, şu kısma da bir kelepçe yapabilirsiniz. Çok daha iyi olur. Daha sağlam olur. Tarlada, bağda, bahçede çalışırken, kükürt işlemini yaparken kullanabilirsiniz. Onun haricinde yılan akrep mücadelesinde de kullanılıyor bu kükürt makinesi. Yılan gördüğünüz yerlerde bu makineyi kullanabilirsiniz. Birazdan makinemizin içerisine kükürt koyacağız. Nasıl çalıştığını da sizlere anlatacağız. Uygulama olarak görmenizi sağlayacağız. Bu şekilde kükürt makinemizin çalışma prensibi bu. Bağlarda, bahçelerde de, üzümlerde kükürtleme işlemini rahatlıkla bu kükürt makinesi sayesinde yapabilirsiniz. Yüksek basınç vererek uzağa kükürt atışı sağlayabilirsiniz. Alper arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Çıkalım sahaya. Kükürt nasıl atılıyor? Onu da görelim isterseniz.